Çıkıyorsunuz. Şu anda kayıttasınız. Çok güzel. Canım benim. Böyle olur mu ya? Heh, tabii şöyle saçları açan değil mi? Maşallah. Ya Erol abi, şimdi ben biraz sonra müsaade edeceğim, isteyeceğim çünkü basın daveti yolluyorum şimdi. Pazartesi günü basın bülteni yolladım, şimdi basını davet ediyorum gelin konsere diye. 2-3 kişiye gazeteyi yolladım, diğerlerin hepsine şimdi içeriden yollayacağım, fakslayacağım. Gelin yarın diye. Evet. İşte buradaki özel mevzu da Erol abiyle sizin ilk defa Ankara'ya gelip böyle bir gecede konser vermeniz. O Hicri'nin dediğine göre çok ilgisini çekmiş medyanın. Zaten Hürriyet Ankara ekinde de her gün ilanımız çıkıyor. Ondan sonra inşallah yarın çok güzel olacak. Bir de Radyo Vizyon'a gidebilir miyiz bugün? Saat 8'de. O Hicri sizle konuşan arkadaş DJ. Saat 3.30. 2 saat uyusak. İyi bakın. Osman gitti değil mi? Bereket duaları onlar. Evet. Anladım. Nazar ayeti bereket duası ayetel kürsü. Evet. Çok güzel ama. Erol abi, yaşayan bir efsane olmak nasıl bir duygu? Ha, şöyle diyeyim. Aslında tabii büyük bir ağırlık aslında. Kayıtlıyım şu an. Taşıyabilmek önemli ve onun hakkını verebilmek, içini doldurabilmek. Yani hayat, tabii insan bir takım sürprizler yapar. Evet. O da sizin müziğe olan tutkunuz bir şekilde sizin misyon yapınızı da açığa çıkardığı zaman o zaman çok ağırlıklı bir işleri yerine getirmenin sorumluluğuna girersin. Bunu takip etmek ve hiçbir zaman açık vermeden devam etmek lazımdır. Mesela işte bana Türk popunun işte mimari demelerinin sebebi belki sürekli Türk popuna eklemlendirmek istediğim konular var. Böyle de olmalı. Ben vizyonerim. Öyle de denir. Yani kendi vizyonlarımı topluma ulaştırmak için ya da topluma sevdirebilmek için çaba verenlerimden biriyim. Zaten vizyon olmadan bir şeyleri bir yerlere getiremezsiniz. O güne kadar bilinenin içindedir insanlar ama o bilinenin biraz ötesi bilinmeyendir. Eğer bilinmeyeni fark edip bilinene biraz eklemlendirirseniz, katarsanız o saha da dolar. Ne olur? Bilinen yerden itibaren bilinmeyenin
Ondan sonra şeyin mesafesi ne kadarsa o kadar yer doldurmuş olur. Çok değişik bir felsefe. Bunu bütün insanların yapması lazım. Herkesin kendi işine yönelik böyle boşlukları doldurmakla yükümlülükleri vardır. Bunu bir kutsal işlev, görev olarak bilmek lazım. Hayat insanların yani ille sakal uzatarak, ondan sonra dervişan görünme bürünerek, kutsal adam görüntüsü vermesine gerek yok. Böyle gayet güzgün tıraşlı, benim gibi gözlüklü olup da misyonunu sürdürmek isteyen birçok insan var şimdi. Çağın görüntüsü böyle. Yoksa bizi inandırıcılığımız henüz daha anlaşılmadı. İnandırıcılık eskiden kolaycılıkla hallediliyordu. Çünkü bir urba giyiyordu, eline büyük bir baston alıyordu, sakalı uzatıyordu, saçları uzatıyordu, biraz deruni bir bakış takınıyordu. Ondan sonra arada bir böyle kendine dair bir takım laflar ediyordu. Böyle büyük laflar ediyordu. O büyük laflar insanları etkiliyor. Onun hakkında kanaat gelişmesi sağlıyor ve o laf da dilden dile dolaşıyordu. Şimdi bana sorarsanız Elvis bir dahidir ve bir şeydir. Yani bu dünyaya bir misyonla gelmiştir. Aynı şekilde Frank Sinatra da öyle büyük bir adamdır yani. Ona dünyayı değiştirenlerin başında gelir bunlar. Yani yeni görüşlerin açığa çıkışını sağlayan yaklaşımları irdelemişlerdir. Boş insanlar değil tüm bunlar. Evet, evet. Ya? Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mutlu yengecim. Benimle röportaj yapmayacaksın şimdi. Efendim, yok. Siz yemekten sonra yapacağız. Beni röportajı. Yemek yerken de çekme. Evet. Şöyle gözüküyorsunuz şu anda. Güzel. Erol abi, bu Anadolu turnesinden biraz önce söylediniz ya, çok yani çok zordu, gittik oralara bilerek tabii, gittik, zorlandık. O çok önemli bence. Şimdi tabii halkın bir yerde bilinçlendirmek süreci, bu çok zorlu, güçlü bir olaydı. Yani bir yerde İstanbul'da yenilikleri kurguladık. İşte İngilizce sözlü besteler yaptık ilk defa. Little Lucy. İsmi Memories Dallas'ı ki bunlar ilk taş plaklardı. Bu taş plaklar gençliği etkiledi bir yerde. Ama tamamlanması gereken bir puzzle vardı. Onu bir tanesi de Türkçe sözlü bestelerin yapılmasıydı. Ben ona dört elementli çalışma diyorum. Yani toprak, su, ondan sonra ateş, rüzgar gibi. Bu dört element işte müzikte şöyle oluşuyor. Söz, ezgi, orkestrasyon yani aranjman ve solist. Dördü de özgün olmalı. Özde ulusal biçimde evrensel bir boyuta doğru bir ismet vermek lazım. Ülkenin ondan sonra kimliğini bu çağın müzikal anlayışı ile buluşturup öyle geliştirmek lazım. Zaten evre evre bütün bu konular kendince büyümüş ve genleşmiş. Mesela Kopuz'dan geldiğimizde daha Orta Asya'dan o zaman türkülerimiz vardı. Bütün bunlar yörelere ve bölgelere göre de kendince gelişti ve daha değişik tatlara dönüştü. Fakat onun akabinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir müzikal kimlik belirmeye başladı. O da yani halının ve divan şiirinin karşıtı, işte klasik Türk müzikisi dedikleri ya da Türk sanat müziği sonradan oraya dönüşümü. Ve bunlar makamsal güzel çalışmalardı. Fakat sonrasında Cumhuriyet döneminin bir müzikal kimliğinin ortaya çıkması gerekiyordu. Atatürk'ün ondan sonra Muasır Devletler seviyesine gelmemizi öneren açıklamasına göre ben de şöyle değerlendirdim bütün bu müzikal yaklaşımlarımı. Bir arkadaşım hatta televizyonda söyledi. Dedi ki Tevfik Kenan, Erol'cum dedi, bütün bu yaptıklarını bir cümleyle bana ifade edebilir misin? Ben de kolaycılıkla hemen söyledim. Dedi Osmanlı çınarında Atatürk çiçekleri açtı.
Evet, bizim kuşak bütün bunları yaptı. Atatürk çiçekleri açtırıldı. Fakat bunların soldurulmaması lazım. Daha da geniş, daha kapsamlı, daha büyük, daha entervalli, daha anlamlı hale getirilmesi lazım. Bu çalışmaların üstüne gidilirken tabii branşlaşmalar da oluşuyor. Bütün bu branşlara göre de kendince iyileşmeler ve büyümeler devam etmeli. Yani ben kendi özgün kimliğimi belki oluşturan bestelerimle ya da yaklaşımımla bu müziğin içinde bir damla oluşturuyorum ama bundan sonraki gelecek olan damlaların kendine göre, kendine özgürlüğü de olmalı. Ve o kendine özgürlük, bu renkliliği ve çeşitliliği ve güzelliklerin çoğalmasını tetikler. Fikrimde öyle. Evet Erhal abi, çok teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun, beni kırmadınız. Sağ olun. Çok sağ olun, şimdilik çıkıyorum. Gece mi geldi? Lise zaman öyle çekilir. Efendim hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk, sefalar getirdiniz. Anneciğim hoş geldin. Siz sefalar getirdiniz babam. Hoş geldiniz. Hoş geldin Canan'cığım. Eline sağlık yavrum. Afiyet bal şeker olsun. Eline sağlık. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Elinize hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz babacığım. Anne, Hakan abi. Teşekkür ederim. Yani çok özlemiştim, iyi oldu size. Ya, bir geleceksin zannettik ya. Aa, kambersiz düğün olmaz. Neden abim gitti ya? Arabayı boşalttın mı? Tabii. Ve kral. Koltuğa geçelim orada, çekelim gideceksiniz herhalde. Şimdi onların uzun çamağı ne olur? Babacığım. Hep minnelerini bozdu. Hatırlıyor musun? Hadi öyle. Bunu mu koydun? Bir de bunu da alsın canım. Top yolu bak. Top. Benim de aynısı. Evet. Ben şöyle oturacağım. Sen de geçsin anne. Sen de geçsin anne. Şöyle yapalım. Böyle biraz bir kişi daha olur böyle. Şöyle bir dakika şöyle. Üstelik koltuğu çekelim mi? Ben yarım ağır bekledim. Tamam, sesim var. Niye gelmiyorsun? Gel. Ha. Gel oturalım bak böyle gel bak. Bir tabla da oturacak gel. Ama bir eziyet yer mi? Çocuğum ben olacaktık ya. Esireci hani kibar olacaktık ya. Oradan düşün bir annesi. Gel şu. Esireci. Hakan bunu şey sandalye nasıl mı? Sen oturur musun ya? Ben nasıl oturmak istiyorsan orada otur. Anne kapatıyor ailesi. Gel sen de gel sokacak. Esireci sen de geç babaannemle. Gel sen gel. Yenge gel böyle istersen, nasıl istersen. Öyle otur istersen. Volkan'la ben çekeceğim Volkan. Sen Erol abinin yanına geç. Tamam. Ya bırak gel böyle. Ya bu ne oldu otursun? Erol abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Beni de çekin. Ne güzel. Evimize hoş geldiniz. Utecim hoş geldin tekrar. Şuraya git de oyna bakalım, biliyorsun hadi. Yani yapıyor mu öyle, iki adım geri, bir adım geri. Sen gidin. Hadi. Tır bak şuraya. Bak bu kamera çekiyor, sen çeksin şuna. Öyle mi? Çok güzel bir şey.
çok zor. Bunları işte 19-20 tane yaptık bu teyre beraber. Ya ben çok seviyorum. Söz çok hoşuma gitti. Çok güzel. Sen yazdın. Şuraya koyacağım. Ama çok güzel. Çok güzel kaydettim. Bütün çocuklar da okuttu. Onlarla uğraştı tek bir sanatçı var. Değil mi ya? Canım. Ne kadar güzel uğraşmışsınız. Çok hoş bir şey oldu ya. 20 çocuğa da ayrı ayrı eğitim verdik yani. Nasıl? Pardon. Onlar bir sistem uyguladık. Ay affedersin. Demolar hazırladık. Önce demolar hazırladık. Sen telefonla çekiyorsun. Demolar. Telefonla çekiyorsun. Kızımız var. Olmuyor. Şöyle. Bir telefonu verir misin? Televizyonu kapatacağız. Çocukları çağırdık Ute. Geldiler, evde dinlediler. Hangisi hoşlarına gittiyse, kimin hangi şarkı hoşuna gittiyse ona verdik o şarkının demosunu. O aldı, evde götürdü. Kendine göre onları ezberledi. Annesine CD çağırın abi sen. Ezberlediği zaman bizi haberdar edersiniz. Onu da mı çekiyorsun? CD kapağını. Ondan sonra size. Ute Hanım'ın sanat yönü de çok güçlü. Güç tabii. Ya baba bunları yapmak çok zor biliyor musun? Tabii. Çok değerli bir sanatçı. İzledim ben şeyi. Tamam, beğenmiyoruz. Gösteriyor sadece. Bu arada izledik, çok beğendik hanımla beraber sizle. Sizin sanat yönünüz de bir numara, onu söyleyeyim bakın. Korkan çok çocuk diye söylüyoruz yani. Anne çekeyim. Ya biliyor musun, oradan neredeyse hiç para alamadık. Paralarını alamadık. Çok güzel. Yani olmaması lazım ama. Yani sanatçılara göre haksızlıkla bir şey var. Ay güzel. Çocuklar da oluyor, çok güzel. Ay güzel. Ondan sonra telefonla hakaret etmeye başladılar. Bizim fuarımız çok şahane gitti diye daha fazla istemeye kalktınız falan. Allah Allah. Ay, bir şey güzel bir kalmayın. İnanılmaz bir şey. Çok terbiyesiz bir şey. Çok. İnsanlar belli olmuyor demek ya. Bunlar sizin bahsettiğiniz bir şey mi? Evet, tabii. Evet, bir kere yapıyoruz. Bir tane onurduk. Fakat bunu siz yaptınız herhalde güzellik. Güzel paşanın. Evet, şişeleri ben çizdim. Bu kere ben korktum. Tamam, çizim başına. Ben de çizim. Yani biz de olsa gidelim. Onlar bize tutursun. Çok iyi, boyun kalmadı ama. Müsaade iste hayatım, müsaade iste. Şöyle bak çocuklar nasıl yeni yapsın. Bunu çok seviyor da. Öyle mi? Bak, onun için ağlıyor. Çocuklara çevirmişsiniz yani. O bir başarı işte. Zaten çocuklar için yapılıyor değil mi? Ne oldu? Çocuklar söylüyor. Şey, kapak kompozisyonu falan çok güzel olmuş. Evet. Bu safraya girmişim. Buldum. Bu da renkler çok güzel. Tamam, buldum. Tamam, yok. Tamam, hemen. Ben bunu buldum. Hazırlayalım canım. Biz gireceğiz. Bu ki hazırlayalım. Tabii ki. Çok güzel. Hazırlayalım. Biz kir arabasıyla gideceğiz değil mi? Gel beraber. O zaman biz dün her şeyi yiyelim. Hatta fazla da şey üstümüze alalım. Akşam serinliği var mıdır acaba? Var var. Tamam. Peki. Hadi biz arabaya gidelim. Tamam arabaya sen. Erol abinin montunu ver de. Kameraya da alalım. Volkancığım şey yaptı. Volkancığım CD bitti. CD aldı. Şey aktarız ya buradan da aktarız. Video dediğim zaman mı açtık? O da iyi. 3 ayrı, 3 ayrı şey var. 6-7 dakikada görüntü var. O da sağ tarafta kutunun içerisinde. Üstad çok güzel. Ben dinlendireyim. Hakan abi beni de düşün. Tabii tabii canım. Özür dilerim. Üstad baba. Oraya basılıyor mu ya oğlum? Hava atarsan böyle. Ya ben seni çektim ya düşer kalkar. O şey sponsorla mı geldi bana? Yani ben seçmedim bu telefonu. Ve hayatta böyle bir telefon seçmek geldim. Ölecek zaten yapam olsak da deneme yayınlanma metoduyla öyle mi olacak? Annemin dedi kesin sıfır. Kan ciğerde. Hakan abi çekiyor musun? Çekiyorum, çekiyorum. Zoom var. Avukat Engin Bey'e selamlar. Bir mahalleme bir canının ailesi.
Canan'ın ailesi. Ya Canan'ın ailesinin de selam var buradan. Evet. Oo tamam budur işte. Bütün arkadaşlara, bütün Çatalca'ya. Tamam mı? Süpersin Erol abicim. Teşekkür ediyoruz. Haydi o zaman şimdi canlı yayına hep beraber. Haydi bakalım. Canlı yayına bekliyoruz. Bekliyoruz. Abicim bak Esin'e ne diyor? Benim okulum yok. Esin adı yok Esin'e de. Benim okuluma yok mu diyor. Okulun adı. Esin'in okuluna diyeceksiniz. Esin ana okuluna da. Çocuk dünyasına da buradan dolu dolu selamlar.